Merhabalar Medyaskop TV izleyenleri. Bugün karşınızdayız ve bugün CHP milletvekili Fikri Sağlar ile dokunulmazlıkları ve CHP'nin tavrını konuşacağız. Öncelikle Fikri Bey hoş geldiniz. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz programa. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim karşılıklı. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bekletmeden başlamak istiyorum. Bir yazı yazdınız bir günde dokunulmazlıklar üzerine. Ve evet oyu vermenin talihsiz olduğundan, kritik bir tarihi hata olduğundan bahsettiniz. O yazıda bahsettiğiniz bir sürü şey vardı aslında. Memleketin bir Recepistan devletine dönüştüğü de dile getirdiniz. Ve partinin AYM'ye giderek, AYM'ye gitmesi yönünde bir karar bildirdiniz. O yazıyı biraz daha açabilir misiniz, biraz daha açıklayabilir misiniz bize? Yani bugün Türkiye'deki yaşananları görüyoruz. Özellikle 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar giden süreci Recep Tayyip Erdoğan kendisine yeniden bir iktidar yolu açma doğrultusunda kanı ortaya koyan, düğmeye basıp derin devleti, derin PKK'yla çatıştırma doğrultusunda toplumun düşüncelerini, beklentilerini ciddi bir şekilde farklı bir yöne çeken bir politika izledi. Şu anda bugün hepimiz, bizi dinleyenler, izleyenler açıkça biliyorlar ki Türkiye'de ölüm korkusu var, bölünme paranoyası yaşanıyor ve aileden başlayarak tüm kurumların geleneklerini, adaleti, ahlakı kaybettiği, gevşediği, çözüldüğü bir ortamdayız. Emekçiler emekleri sömürülüyor, esnaf yok edilmeye çalışılıyor, memurun sözü gelinmiyor, kadrolar ve Türkiye'de asıl önemlisi bugün meşreplerine uygun bir düzen oluşturdukları için çocuk istismarları has safhaya çıktı. Daha önce vardı fakat şimdi artık dökülmeye başladı. Çünkü bu ortam onların daha da rahatlıkla hareket etmesine yönelik bir ortam. Düşünün 2014 yılında sadece güvenlik güçlerine 11.095 çocuk cinsel istismara uğradığı doğrultusunda başvurmuş. Bu başvurmayanların sayısını hesaplarsanız ne kadar fazla olduğu belli. Bunun için söylüyorum, Türkiye'de ahlak ciddi bir şekilde çökmekte. Kadın ölümleri beraberinde çökmekte. Çünkü Türkiye'de yaşayan insanların üzerinde bir karabasan var. 23 milyon kutu antidepresan ilaç kullanılmış. Hemen hemen ruh sağlığı bozulmuş bir toplum halindeyiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın her gün dile getirdiği, birilerini ötekileştirdiği, azarladığı, dışladığı, hakaret ettiği bir ortamda yaşıyoruz. Ve işin ilginç tarafı günde 4 kişiye de kendisine hakaret edildi, iftira atıldı diye dava açıyor. Yani böyle bir kaos yaşanıyor. O 70 milyon insana hakaret ediyor. Bunlar ne oluyor diye durumu tespit eden insanlar da sen bana hakaret ediyorsun diyor. Bu bir dikta rejiminin adımları. Bu adımlarda tam diktaya oluşabilmek için yapılan şu bir oyun oynanıyor. Parlamenter sistemin askıya alınması, parlamentoda terörün desteklendiği doğrultusunda bir hava yaratılması. Belki hiçbirimizin kabul etmediği Ankara'daki canlı bombanın ailesine ziyaret edilmesi ya da terörü destekleyen konuşmalar yapılması yasalara aykırı olabilir. Bunlarla ilgili sorumlu olanlar vardır. Ama bunları bahane edilerek parlamentoda 130'u aşkın insanın milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılıyor. Şimdi orada da bir oyun var. O oyun şu. Bugünden itibaren benim de fezlekelerim var ve dokunulmazlığım kaldırılmış. O fezlekelerden dolayı yargıya gitmem söz konusuyken ama bugün itibariyle benim dokunulmazlığım yine var. Ben istediğimi yapabilirim. Dolayısıyla bir oyun, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili bir oyun oynandı. Bu oyun aslında milletvekilleri aracılığıyla parlamenter sistemi feshetme edilen bir oyundur. Çünkü dokunulmazlıkların kaldırılma şekli anayasanın 84. maddesinde var. Ama buna rağmen bunların hepsinin dışında bir anayasa, geçici anayasa maddesi alarak 84. maddeyi askıya alan bir yöntem denendi. Ve burada herkesin içerisine atıldı.
Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu anayasaya aykırı bir hareket. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne anayasaya aykırı bir hareket olduğunu açıklama görevi var. Bunu açıkladı Sayın Genel Başkan. Ama arkasından evet diyeceğim diyerek müthiş bir çelişki içerisine girdi. Anayasa değişikliği grup kararıyla yapılamıyor. Dolayısıyla o konuşma sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nu bağladı. Bizleri bağlamadı. Neden bağlamadı? Birkaç nedeni var. Ben bunları sıralamak isterim. Bunlardan bir tanesi, ben 2 Mart 1994'ü yaşadım. Yani bundan aşağı yukarı 22 sene önce Depli milletvekillerinin parlamentodan dokunulmazlığın kaldırılması sonrasında çıkarılışı ve ondan sonra Türkiye'nin girdiği durumu bilen birisiyim. Kan gövdeyi götürdü ve sonunda 28 Şubat'a geldi. Hatırlayacaksınız belki genç izleyicilerimiz bunun farkında değildir. İki, anayasaya aykırı olduğunu bile bile evet diyebilmek bu yönteme, bu oyuna katılmak, anayasayı bir kere dersen ne olur diyen Özal'a, anayasaya aykırı ama ben imzalayacağım diyen Abdullah Gül'e, ben anayasayı da tanımıyorum, anayasa mahkemesi de tanımıyorum, kararlarını da kabul etmiyorum diyen ve bugün bir diktat rejimi kurmak doğrultusunda yola taşlar dizmeye çalışan Recep Tayyip Erdoğan'dan farklı konumda olmuyoruz. Peki Fikri Bey, özür dilerim. Ve asıl önemlisi, bizim ilkesel anlamda asıl önemlisi şu: biz yıllardır Kürt sorununun parlamentoda çözüleceğini söylüyoruz. Parlamentoda çözüm doğrultusunda görev almış, o hedefle, o amaçla parlamentoya girmiş HDP'nin milletvekillerinin parlamentodan dışlanması Kürt sorununun askıya alınması demek ve bununla birlikte terörün de istediği o, zaten PKK'nın da istediği o. Siyaset de Kürt sorununun çözülmesini istemiyor. Silahla şiddet de Kürt sorununun çözülmesini arzu eden kaynaklara, güçlere de fırsat veriyorsunuz. Nitekim öyle oldu. 21 Mayıs'tan itibaren 667 fezlekeyi içeren aşağı yukarı 138 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı. Yine o 138 milletvekili şu anda dokunulmazlıkla yürüyor. Biz şunu söylüyoruz CHP olarak, baştan beri ilkemiz, biz kürsü dokunulmazlığı dışındaki bütün dokunulmazlıklara kaldırılmasını istiyoruz. Böyle bir teklif gelmiş olsaydı, yani anayasanın 84. maddesi bu şekilde değiştirilmiş olsaydı, ona seve seve evet diyecektik. Ama onu yapmadılar. Çünkü kaldırıldığı zaman AKP'li tecavüzden, bilmem sahtekarlıktan, adi suçlardan, yüz kızartıcı suçlardan fezlekesi olan milletvekilleri bu işin içerisine gireceklerdi. Girmekten korktular. Şimdi bir başka bir şey daha söyleyeyim. Altını çizerek ve altını birkaç defa çizerek söylüyorum. Muhalefet Partisi milletvekillerinin fezlekeleri 2 gün içerisinde hazırlanıp gönderildi 21'ine kadar. Yani oylama yapıldığı gün bile fezlekeler geldi. 16 tane fezleke geldi parlamentoya. Hala biraz evvel siz bana sordunuz kaç tane var diye. Bilmiyorum sayısının, dememin altında yatan. Çünkü burada meclis diyor ki bizde yok ama Adalet Bakanlığı'nda, Başbakanlık'ta kalmış olabilir. Yani daha bir sürü fezlekeler hazırlanmış olabilir. Nitekim bir örnek vereyim. Okan Kaydancıoğlu 3 gün önce Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir laf söyledi. Oylamada 3 gün önce söylediği oylama günü yetiştirildi. Onun da dokunulmazlığı kaldırılması ile ilgili. Ben bir tane anahtarı görmüyorum. Mesela işte terörist taziyesine gitti deniliyor. Onun için bu yöntem kullanıldı deniliyor. Ama AKP'li milletvekili Ensarioğlu var. O da YPG'li, Recep Tayyip Erdoğan'a göre terörist olan YPG'lilerin taziyesine gitti. Onun fezlekesi yok ortalıkta. Yani bu bence neyin olduğu, hangi hukuk anlayışının yerleştiğinin göstergesi. Peki orada... Dolayısıyla bu bir oyundu. Bu oyuna maalesef biz de katılmış olduk.
Anladım Fikri Bey. Peki orada partinizin tavrını da konuşacağız ama ondan önce şunu da izleyicilere aktarmak istiyorum. Yapılan fezlekelerden 216'sı terör suçlarından ve 201'i de hakaret suçlamasından yapılmış. Ve burada 2013'te bir barış masası vardı ve bir görüşmeler yapılıyordu. Temel olarak da aslında bu dokunulmazlıklar kamuoyunda hep HDP'ye yönelik ve Kürt sorununa dair yapıldığı dile getirildi çokça. 2013'teki o barış masasından buraya nasıl gelindi sizce? Tabii bunun cevabını Recep Tayyip Erdoğan verecek. 2013'teki barış masasını Recep Tayyip Erdoğan başkanlık adına kurduğu açıkça görülüyor. Yani Kürt sorununu çözmek adına kurmadığı biliniyor. Bunu biz o zaman dile getirdik. O nedenle dedik ki barış süreci, barış ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde barışın adımları dantel gibi düzenlenebilir. Ama bu yapılmadı. Gizli toplumun kabul edip etmeyeceği meçhul anlaşmalar yapıldığı ortaya çıktı. Nitekim Recep Tayyip Erdoğan seni başkan yaptırmayacağız dendiği andan itibaren barış süreci buzdolabına kaldırılmıştır diyerek ikrar etti. Yani bu barışın samimi olmadığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Toplum kandırıldı. Ülkemizdeki insanlar aldatıldı. Bugün bu aldatılmanın getirmiş olduğu bir kin var, hırs var, hınç var. O nedenle kan dökülüyor. Bakın bugüne kadar 400'e yakın şehit verildi. Bu çocukların kanları Recep Tayyip Erdoğan'ın parmağındadır. Şehitlere kelle diyen adamdır. Askerlik yan gelip yatılacak yer değil diyen adam şimdi şehirlere topla tartla giriyor ve terörü kazıyorum diyerek yapıyor. Yüz binlerce insan 19 ilçede yüz binlerce insan göç etti. Antep'e, Mersin'e, Adana'ya, İzmir'e, İstanbul'a kaçabildikleri yere kadar gittiler. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde görünmüyor. Bunların söylenmesi şimdi suç haline geliyor. Çünkü yargıda bulunan insanlar, savcılar otomatik anlamda sadece ve sadece gözlerini Recep Tayyip'e dikmişler. Zaten pazar günkü olay da bunu gösteriyor. Düşünün, bir tek Kuzey Kore'de gördüğümüz bütün dünyanın çok ciddi bir şekilde trajikomik olarak kabul ettiği, benim saçımı nasıl kesiyorsam öyle saçınızı keseceksiniz diyen bir diktatörün konuşmasının dinlenildiği biçimde AKP kurultay yaptı. Ve insanlar Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını ayakta dinlediler. Yani bırakın kendisine gelince ayağa kalkmasını, mesajını ayakta dinlediler. Türkiye'nin nereye geldiğinin göstergesi. Yani yazımda okursanız orada da bazı şeyler anlatmaya çalışmıştım. Şimdi gelelim. Peki bu partinizin tavrını, dokunulmaz konusundaki tavrına gelecek olursak birçok açıklama oldu aslında. Sezgin Tanrıkulu örneğin yaptığı açıklamada bunu götürmek bizi daha fazla yenilgiye uğratabilir. Sonuçta mahkemeden böyle bir karar çıkmayacağını düşünüyorum dedi. Yine Muharrem İnce evet diyenler çocuklarının yüzüne bakamayacak açıklamasında bulundu. Yine Eren Erdem bence götürülmeli ancak parti ilkelerine bağlı kalacağım ve bunu bireysel olarak gitmeyeceğim dedi. Hala da açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı ve ben dokunulmazlık oylamasında kimseye talimat vermedim. Ama parti ilkesi olarak biz başka bir partinin, HDP'nin çağrısına uymayacağız. Bireysel başvuru yapılabilir gibi bir manada bulunan bir şey söyledi. Ama parti olarak kesinlikle AYM'ye gitmeyeceğiz açıklamasında bulundu. Siz de bir yazı yazdınız. Öncelikle direkt şunu sormak istiyorum. Siz bireysel olarak AYM'ye gidecek misiniz? Veya partinin kararını genel olarak nasıl buluyorsunuz? Nasıl hareket edeceksiniz? Bireysel olarak Avrupa Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğim. Çünkü geçen defa da yazdım, bu yarınki yazımda çok daha açıklıkla söylüyorum. Bireysel başvuru yapılabilir diyenler yanlış biliyorlar veya yanlış bilgilendikleri için o şekilde davranıyorlar. Ben şimdi kısaca açıklayayım Fırat Bey. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının nasıl olacağını Anayasanın 84. maddesinde yazılı olarak görüyoruz. Anayasanın 85. maddesi
dokunulmazlığı kaldırılmış olan milletvekilinin anayasanın 84. maddesinin 1. 3. ve 4. fıkralarındaki şekle bağlı olarak dokunulmazlığı kaldırılmış olan milletvekilinin 7 gün içerisinde bireysel başvuru olarak Anayasa Mahkemesi'ne yapabilir diyor. Ama püf nokta şu, burada 138 milletvekilinin dokunulmazlığı 84. maddeye göre yapılmadı. 138 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması toptan anayasaya geçici bir anayasa değişikliği yapılarak kaldırıldı. Dolayısıyla anayasa değişikliği maddesini bireysel anlamda başvuramazsınız. O nedenle bu bireysel başvuru yanlıştır, aldatılmaktadır insanlar. Toplum da aynı şekilde yanlış bilgilendirilmektedir. Bunu söyleyen arkadaşlarımızın hukukçu olması da ayrı bir üzüntü verici noktadır. Siz 110 imzayla anayasa değişikliği olan bu maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürebilirsiniz. Ben de diyorum ki diğer senin biraz evvel söylediklerinizin dışında 110 imza Cumhuriyet Halk Partisi'nden 110 imza verilir. 110 imzayla anayasaya aykırı olan anayasa maddesi değiştirme doğrultusunda başvurulur. Hukukçular bunu açıkça yapılması gereken tek yol ve sonuç alınabilecek yer tek yol olarak görüyorlar. Doğrusu da budur. Nitekim 94'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devletlilerin bu şekilde bireysel başvuru yapılarak gitmesinden veya yani 85. maddeden kaynaklanarak yapılan başvuruların hak ihlali olduğunu karar vererek yanlış yapıldığını, yani yanlış anlaşılmasın, devletlilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yanlış olduğunu açıkça söyledi. Bir başka şey var, o çok önemli bence. Atilla Karp kararıdır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki, Atilla Karp benim dokunulmazlığımı kaldırın diye meclise başvurdu. Meclis de bu dokunulmazlığın kaldırılması talebini reddetti. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'nden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti Atilla Karp. Ve dedi ki Atilla Karp benim dokunulmazlığımı kaldırmıyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki senin dokunulmazlığın senin değildir. Dokunulmazlık milletindir. O nedenle dokunulmazlığın kaldırılması anayasada 84. maddeye göre olur. Şimdi bir kez daha söyleyeyim. 84. maddeye göre dokunulmazlıklar kaldırılmış olsaydı 85. maddede tadat edilen şekilde bireysel başvuru yapılabilirdi. Ama dokunulmazlıkların kaldırılması anayasanın 84. maddesine göre değil, bir ek geçici anayasa maddesi yapılarak kaldırıldı. Dolayısıyla anayasa maddesinin reddi için Anayasa Mahkemesi'ne iki kişi gidebilir. Ya Cumhurbaşkanı gidebilir ya da 110 imzayla 110 milletvekili gidebilir. Yani bireysel bir başvuru söz konusu değil. Hayır, bireysel başvuru söz konusu değil. Başvuru yapılırsa hepsi geri dönecektir. Döndüğü zaman arkadaşlarımızın herhalde parti yönetimine bakışı farklılaşacaktır. Ve bugün ortalıklarda televizyonlara çıkan parti yöneticiler de herhalde onun sorumluluğunu taşıyarak gereğini yapacaklardır. Buradan söylemek istiyorum. Siz de kayıtlarda bunu tutun lütfen. Evet Fikri Bey, bir soru daha sormak istiyorum. Yazınızda da bunu yazdınız. Partiyi taşıyan örgüte saygı duyulmuyor dediniz ve burada çok fazla da tepki geldi aslında sosyal medya üzerinden de CHP'nin bu kararına. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu karar alınırken bir hata yapıldı. Sosyal medya üzerinden gelen tepki de benim düşüncelerimin doğru olduğunu gösteriyor. Çünkü partimizin tabanı genetik anlamda solcu olan taban, örgütlerimiz bu partiyi sırtında taşıyan, seçimlere sokan, bütün yükü evine ekmek parasını götüreceği ekmek parasını bile parti için harcayan insanların bu kararda ve bundan önceki birçok kararda üst yönetimin aldığı kararların aksine davranış içerisine girdiler. Bir ikilik söz konusu. Da evet demeye karşı çıktılar. Onların talebi hayırdı. İl başkanları toplandı Van'da, hayır dediler. Dolayısıyla siz buna rağmen
bireysel anlamda ilk günden itibaren Kemal Kılıçdaroğlu ben evet diyeceğim demesinin üzerine başta ben olmak üzere birçok anayasayı bilen, hukuku bilen, siyaseti bilen, toplumu bilen, parti tabanı bilen insanlar hayır diyeceğiz diye açıkça söylediler. Ama buna rağmen parti yönetimi evet diyerek gelecek kuşaklara sorgulamasını, hesap sormasına yol açacak bir karar altına girdiler. Yani yarın insanlar dönecekler diyecekler ki Türkiye'yi bu hale getiren bir oyunla siz niye ey milletvekilleri rol oynadınız? Biz bu nedenle tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmiş olduğumuzu düşünüyoruz. Bu dokunulmazlıkların kaldırılma oyunu tek partiye götürecektir. Şimdi bir başka şey daha söyleniyor. Yani başkanlıktan öte partili cumhurbaşkanı. Partili cumhurbaşkanı demek devleti bir partinin ele geçirmesi demektir. Valilerin o partinin adamı olması demektir. Savcıların, yargıçların o partinin adamı olması demektir. Var olan devletteki bütün güçler, temsilciler bir tek partinin adamı olması demektir. Burada bırakın hakkı, hukuku, demokrasiyi, eşitliği, özgürlüğü, adil paylaşımı nefes almaya bile size müsaade etmezler. Çünkü bir tek adam sizi yaşamanıza ya da yaşamamanıza karar verecektir. Böyle bir şey olamaz. Bu bir sultanlıktan da ötedir. Çok büyük tehlikelidir. Başkanlık da partili cumhurbaşkanlığı aynı şekilde Türkiye için tehlikelidir. Evet Fikri Bey, yavaş yavaş sona gelirken son bir soru daha sormak istiyorum. Dokunulmazlıkları konuştuk, partinin tavrını konuştuk. Peki sürekli kamuoyunda partinin tavrı ve dokunulmazlıklar konusundaki tavrı sürekli farklı farklı açıklamalar geldi ve bir çatlak olarak yorumlandı kamuoyunda. Siz bunun başka mecraları taşınabileceğini parti içinde düşünüyor musunuz kişisel olarak? Böyle bir şey yol açabilir mi? Yani ben bunların partinin çatlağı olarak görmüyorum. Bu parti içi demokrasinin ortaya çıkışı ve biz diğer partiler gibi biraz evvel söylediğim Kuzey Kore modelini uygulayan AKP gibi tak emredip şak yapacağız, topuk selam vereceğiz bir parti değiliz. Hepimizin düşünceleri var ve aklımızı, ortak aklımızı oluşturmaya çalışıyoruz. O nedenle düşüncelerimizi aktarıyoruz. Bu bir sonraya taşınır mı? Valla onu yanlış üzerine yanlışlar yapılırsa yönetimler bunların karşılığında özellikle parti tabanı tarafından ve örgütlerimiz tarafından gerekli olan değişimi gerçekleşmekle kendilerine ne hazırlamaları gerekir diye düşünüyorum. Evet. Fikri Bey çok sağ olun görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Medyaskop TV izleyenleri, CHP milletvekili Fikri Sağlar'la dokunulmazlıkları ve CHP'nin tavrını konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.